Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bugün sizlere dünya basını tarafından fazlaca dile getirilmiş bir olaydan bahsedeceğim. Bu olay 2019 tarihinin son aylarında yaşandı. Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından sözde 1915 Ermeni olayları onaydan geçti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamasında Amerika'nın ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirliği de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız dedi. Bu açıklamadan sonra dünya basını çalkalandı ve Erdoğan'ın sözleri her yerde haber oldu. Dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sözde Ermeni olaylarını tanımaktan vazgeçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözde Ermeni olayları ile ilgili şöyle bir açıklamada yapmıştı. Sözde Ermeni olayları konusunda bunları bütün yetkililere anlattığım zaman bazıları bakıyorum ki konuya hakim değiller. Biz 1 milyonun üzerindeki belgeyi, şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan belgeleri açıyoruz. Buyurun gelsin tarihçiler, hukukçular. Bunları incelesin. Peki Amerika için bu kadar kritik olan İncirlik ve Kürecik üssü neden bu kadar önemli? Gelin hep beraber biraz bunları inceleyelim. İncirlik hava üssü Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 kilometre doğusunda ve Akdeniz'e 56 kilometre mesafededir. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava kuvvetleri üslerinden biridir. Üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran 6 NATO üssünden bir tanesidir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı. İncirlik Hava Üssü'nün kurulması kararı, Aralık 1943 2. Kahire Konferansı sırasında alınsa da inşaatı 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra başladı. Amerikan ordusu, Mühendisler Kol Ordusu 1951 baharında İncirlik Hava Üssü inşaatına başladı. ABD Hava Kuvvetleri başlangıçta orta ve ağır bombardıman uçakları için acil evreleme, kurtarma yeri olarak kullanmayı planladı. Türk Genelkurmay ve ABD Hava Kuvvetleri Aralık 1954 yılında yeni hava üssü için ortak kullanım anlaşmasını imzaladı. 21 Şubat 1955 tarihinde hava üssünün resmi adı olarak Adana Hava Üssü seçildi. Hava üssünün konut birimi olarak 7216. Hava Üssü filosuydu. Bu hava üssü 28 Şubat 1958 tarihinde İncirlik Hava Üssü adını almıştır. 15 Eylül 1997'de Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon, Kuzey İzleme'de 39. Hava Kanat Komutanlığı'ndaki mülkleri desteklemek ve komuta etmek için kullanılır hale getirildiği belirtildi. Ayrıca Kürecik Radar Üssü hakkında da konuşacak olursak, Kürecik Radar Üssü, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askeri tesistir. Amerikan tesislerinin kurmuş olduğu ve bulunduğu üs, terk edilerek Türk askerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken Karahan Gediği'nin bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır. Rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2010'da düzenlenen NATO Lizbon zirvesinde geliştirilmesi kararlaştırılan füze savunma sisteminin bir unsurunu oluşturan erken uyarı radarı Kürecik radar üssünde konuşlandırılacaktı. Kasım 2010'daki NATO Lizbon zirvesinde tüm ittifak üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi kurmak için stratejik bir plan yapılmıştı. NATO üyesi bir devlet olarak Türk hükümeti kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını onaylamış, ancak radar istasyonunda toplanan tüm bilgilerin NATO üyesi ülkeler tarafından kesinlikle kullanılması konusunda ısrar etmişti. Eylül 2011'de kesin şartlar konusunda bir anlaşma imzaladıktan sonra Türkiye ve ABD yetkilileri Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik bucağı yakınlarında uygun bir yer belirledi. 1960'larda alan Sovyetler Birliği hava sahasının gözetimi için bir radar üssüne ev sahipliği yapmıştı. Kürecik, Malatya'nın 59 kilometre batısında yer almaktadır. Radar istasyonu da 2085 metre yükseklikte Çattepe üzerinde bulunmaktadır. Kürecik sakinleri ve bölgedeki diğer pek çok kişi radar alanının duyurulmasının hemen ardından muhalefetlerini ve protestolarını dile getirdi. Eylül 2011'de İran, Türkiye'nin güneydoğusundaki erken uyarı radarının kurulması konusunda Türkiye'yi eleştirmiş ve olası bir savaş durumunda İsrail'i İran füze saldırılarından korumaya hizmet edeceği endişesini dile getirmişti. Radar sisteminin kurulumu Amerikan askeri personeli tarafından gerçekleştirildi. Radar üssünün kurulması Şubat 2012'de tamamlandı. Radar istasyonunun kontrolü Avrupa aşamalı adaptif yaklaşımı çerçevesinde NATO komutanlığına devredildi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.